Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda xıtanlar ekranımızda olsun. Germaniyalik Türk yaşları Xitayning yalğan teşviqatlarını paş qıldı. Germaniyalik Türk YouTuber Anas Kapli qatarlıq yaşlar Şarkı Türkistan'ı ziyaret qilish arqalıq Xitayning Şarkı Türkistan'da icra qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatida xalqaro jamiyatni, xususan İslam dunyosini aldayotganligini paş qıldı. Germaniyalik Türk YouTuber Anas Kapli qatarlıq bir necha yosh bu yil may ayida Şarkı Türkistan'ın bir qism joylarini ziyaret qilgan bo'lib, 24-sentabr o'zining YouTube kanalida tarqatgan vayron qilingan qabrlar mavzuliq sinni tarqatgan. Sindi görüşlüşçe, gerçi Türk yaşlar Şarkı Türkistan'ın Adış Meşhedki caylaşkan Sultan Sütuk Boğrahan mazırını ziyaret kılışkı tırışkan bolsuma, bırak Xitay xadimleri yaşlarını mazarlıqı kürgüzmeslik üçün Qabristallıqnın koru dervasını kolublap özünü daldığa algan. Qabristallıqnı ziyaret kılalmağan yaşlar Şarkı Türkistan'ın növetki ikinişlik vaziyetini çunqur his kılgan. Türk yaşlar Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılıvatkan mezgilde her günü Xitay'nın paylaşçıları onlarını yol boyu közdüp mangan. Bu film növette Xitay teşviqat vasıtları tarıqtı batkan atılmış Uyghurlar insani hukukları dini erkilliki kapaletki iki kılıngan halda behuzur yaşamaqta degen yalgan teşviqatlarının xalqara cemiyetini xüsusen İslam ellerini aldaştın başkın arsa emestikini Xitay növette Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırgancılıqnın devamlışı vatkallıqını paş kılığa. Germaniyalik Hasan qatarlıq Türk yaşlar Şarkı Türkistan ziyaretide bundan ilgirki köp sallıq ziyaretçilerdek Xitay köz boyaş üçün orunlaştırılgan saxta usul meydanları Uyghur İslam medeniyetini burmalaş üçün yasap çıkan körgezmelerini körüş bilalı çekilinip kalmay belki Şarkı Türkistan'ın emeli vaziyetini düşünüş məxsidə meskitler mazarlarını aralıp ekval ilgileşke amalbar Uyghurlar bilen paranlaşıqı tırışkan. Bırak Uyghurlar ular bilen paranlaşıqtın korkup yakın gelmegen. Xitaylar bolsa onlarının etrafıqı topluşup bəs-bəsdə sürətki düşüşken. Onlar Sultan Sütuq Boğrahan məqbərisini ziyaret kılış üçün barğanda dervazının taqıq ikenlikini bu meşhur məqbərini ziyaret kıldığan bir mi ziyaretçi yok ikenlikini baykıgan. Onlar dervazının içilişini xeli uzun saklıgan bosumu paydısı bolmıgan. Türk yaşlar amalsız məqbərinin etrafıdaki bir mazarlıqını aylangan bolup, mazarlıqının vayranı haleti ikenlikini, əhlətlərgi tuşup getkenlikini görüp qatlıq içingan və dua kılıpla ayrılgan. Ular bu qitimliq ziyareti jarayonida köpsallıq ziyaretçiler bayqı almagan yoki qasdan körmeski salgan Xitay izgil yuşurışqı küç sarıp qılıp kelivatqan şunaqlı xalqara jamiyatning közünü boyaş üçün çakmay quyup qoygan mescitlerning mi bütünlay dügidek taqalganlıqını Uyghurlar bilen içkirilip alaq qilish arqalıq Xitay Uyghurlarning barlıq ibadetlerini çekliganligi sebeplik aşkarı namaz okuyduğun musulmanın kalmağalıqını hatta Uyghurlarının salam kılıçtın mı çekilinip dünyada misli görülmegen ikinişlik vaziyetini baştan geçirvatkanlıqını xalqarağa aşkarlıqan. Yakınki yıllarda Şarkı Türkistan'da icra kılgan irqi qırğınçılıq cinayeti dini bastırışları sebeplik xalqarada türlük tənqid ve besimiga duş kelgan Xitay cinayetlerden özünü kaçırış üçün Şarkı Türkistan'ın her qaysi jaylarga sayahat orullarını təsis kılıp İslam dünyasının her xil namlar bilen ömek teşkilab Şarkı Türkistan'daki aldın tayarlanğan çeklik orullarını ziyaret kıldırıp xalqning dini milli kimlikinin bütünlay qoğdalganlıqını dini erkinliknin toluq kapaletke ige ikenlikini irqi qırğınçılıqnın mevcut emeslikini taşqi dünyaya jar selip xalqara cemiyetini aldaşqa urundi. Ondan başka Xitay yana az bir kısım Uyghurlarının Şarkı Türkistan'dan çet elge çıkışığı şartlık ruhsat kılış, çet elde Xitay'a maslaşıp ya ki Xitay bilen alakını saklap gelgen kısmen Uyghurlarını Şarkı Türkistan'a kayıtışkı ruhsat kılış arqalıq vaziyetinin ilgirgidin yakşılanğalıqını teşvik kılmaqta. Halbuki Xitay Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıqını ve bu cinayetinin bir kısmı bolgan İslam dini ve Müslümanlarını bastırış siyasetini qattıq icra kılıvatkan bolup, hazırga kadar 16 mingga yakın mescit çekip etildi ya ki buzuv etildi. Dinga alaqadar barlıq şirketler toluq çekilendi. Xitay içki teşviqat ve siyasetlerde bolsa atılmış İslam dinini Xitaycılaştırış, dinini sosyalizmga boysunduruş degendek sepsatiler bilen irqi qırğınçılıq cinayetini devamlaştırmaqta. Germaniyalik Türk yaşlarga oxşaş Xitayga setilmagan bir qism ziyaretçiler qattiq nazarat çeklik imkaniyet astida Şarkı Türkistan'ın haqiqiy vaziyetini dünyaga körüstüp insani dini burchini ada qilmoqda.
Dünyanın her kaysı caylarda Xitayning 75 yıllık işgaliyetiga qarşı namayış ötküzüldü. Xitayning Sharq Turkistonni işgal qilganligining 75 yilligi va navbatda qattiq ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan uyg'urlar namoyish o'tkazdi. Jumladan 1 oktyabr Shvetsiyada yashayotgan 100 nafar uyg'ur Stokgolmda turishli Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazgan. Namoyishni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi o'rinlashtirgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yilligi va Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistondan chiqib ketdi temasida namoyish qilgan. Bu qatimqi namoyish ish kuniga to'g'ri kelgan bo'lishiga qaramay, Stokgolmda yashayotgan ko'p sonlik Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, namoyishchilar Xitoyga qarshi shiorlar bilan Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga norozilik bildirgan. 29 sentyabr Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dam maydonida 75 yillik Xitoy ishg'oliyatiga qarshi namoyish o'tkazilgan. Namoyishga Uyg'urlar, Tibetlar, Mong'ullar, Tayvanliklar, Xongkongliklar hamda Xitoy Kompartiyasiga qarshi demokratcha Xitoylar qatnashgan. Namoyishda oldi bilan Sharq Turkiston davlat marshi o'qilgan. Namoyishda Abdurahim G'ani Apandi Xitoyning 75 yillik ishg'oliyatiga qarshi bayonot o'qib o'tgan. Kanada'da yaşayotgan Uyg'urlarmo 29 sentyabr Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazgan. Namoyish Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan bo'lib, qo'lida Sharq Turkiston va Kanada bayrog'ini tutgan Uyg'urlar Xitoyga qarshi plakatlarni ko'tarib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi shiorlarni to'plagan. 1 oktyabr Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlar Adelaid shahrida Xitoy ishg'oliyatining 75 yilligiga qarshi namoyish o'tkazgan. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tashkillagan mazkur namoyish Avstraliyaning Adelaid shahri parlament binosi oldida o'tkazilgan bo'lib, namoyishga Adelaid shahrida yashayotgan Uyg'urlardan 100 ortiq kishi ishtirok qilgan. Namoyishchilar Xitoy ishg'oliyatining 75 yilligiga va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga qarshi har xil shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib, qattiq shior to'plagan. Qozog'istondagi Uyg'urlarmo Xitoy ishg'oliyatining 75 yilligiga qarshi faoliyat uyushtirgan bo'lib, faoliyatda Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 75 yil jarayonida ijro qilgan qabohatlik bostirish jinoyat tarixi aslab o'tilgan hamda Xitoyning tarixdan buyongi bostirishlarida va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati jarayonida shahid qilinganlarning ruhiga atab Qur'on tilovat qilingan. Yaponiyaning yangi bosh vaziri saylab chiqildi. Yaponiyada Liberal Demokratlar partiyasining yangi raisi Shigeru Ishiba yangi bosh vazir bo'ldi. Yaponiya Liberal Demokratlar partiyasining yangi raisi Shigeru Ishiba avom palatasida o'tkazilgan favqulodda yig'inda 465 ovozdan 291 ovozga erishib, Yaponiyaning 102 navbatlik bosh vaziri bo'ldi. Liberal Demokratlar partiyasining oldingi hafta o'tkazilgan rahbarlik saylamiga ikkisi ayol jami 9 nomzod qatnashgan bo'lib, ikkinchi bosqichlik saylamda Shigeru Ishiba ayol raqibi Sanani Takachini mag'lub qilgan va Liberal Demokratlar partiyasining yangi raisi bo'lib saylangan edi. Liberal Demokratlar partiyasi oldingi asrning 70-yi yillaridan buyon eng ko'p nomzod chiqarish bilan hammaning diqqatini tortgan edi. Yangi kabinetini e'lon qilishga tayyorlik qilayotgan Shigeru Ishiba Imperiya sarayida o'tkazilgan marosim bilan vazifaga o'tirdi ekan. Shigeru Ishibaning 27 oktyabrda o'tkazilmoqchi bo'lgan muddatdan burunqi saylamgacha vazifa o'tishi mo'ljallanmoqda. Liberal Demokratlar partiyasining sobiq raisi va 2021 yili oktyabrda bosh vazirlik vazifasiga o'tirgan Fumio Kishida avgustda partiya ichidagi siyosiy iona fondi sotchiligining siyosatga bo'lgan ishonchni tavratganligini sabab ko'rsatib, vazifasidan iste'fo beradiganligini e'lon qilgan edi. Kishida va uning kabineti 1 oktyabr atigan iste'fo bergan edi. Istanbuldan Iroq, Iran va Iordaniyaga uchadigan aeroplanlar amaldan qoldirildi. Iran bilan Isroil o'rtasidagi jiddiychilik va havo yo'lining taqilishi sababidan bugun Istanbuldan Iroq, Iran va Iordaniyaga uchadigan aeroplanlar amaldan qoldirildi.
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, İran'ın İsrail'e kılgan hava hücumundan kiyin, yerlik ve Çetel Avasiya şirketlerinin İordaniye, İran ve Irak'a İstanbul ve Sabiha Gökçen aerodromundan uçuduğun ayruplarları tünügün geçti ve bugün emelden kaldırılgan. Bunun başka yana mezgür devletlerge karabmangan nurgullugan Avasiya şirketleri ayruplarlarının liniyasını özgertip, İstanbul, Sabiha Gökçen ve etraptaki aerodromlarına kondurgan. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.